şeffaflık bunların fıtratında yok. Şeffaf devlet ne yapar? Gelir, gider. Gelirler yukarıdan aşağı yazılır, giderler yazılır. Nereye ne harcandığını bilmemiz lazım. O para onların babasının parası değil. Çocuk kumbarasını açtı, bozdurdu. 8 yaşındaki çocuk o parayı yolladı sana. Emekli evine et alamıyordu ama bir maaşımı vereceğim dedi. Kemer sıkacağım dedi, o parayı yolladı sana. İşte bu fonda bu paraların harcamasını, yani biz gelince zaten sorun olmaz da ilk 2 ayda yapılacak harcamalarda da şeffaflık bekliyoruz çok doğal olarak. Demin söyledim, millet yaraları kimin saracağına karar verecek. Şimdi Kızılay, yani hükümet, saray yönetimi sınıfta kaldı da Kızılay disiplin cezalı sınıfta kaldı bence. Yani sınıfta kalmak değil sadece. Ağır disiplin cezasını da hak ederek Kızılay sınıfta kaldı. Şimdi bunu niye söylüyorum? Kızılay deyince akla 3 şey gelirdi. Çadır, battaniye, barınma yani. Kan stoğu, çadır battaniye stoğu, seyyar mutfak ve gıda stoğu. Kızılay deyince benim aklıma bunlar gelir. Bir de o hilal gelir. Biz ilk gün neden Kızılay'ın çadır stoğu yok dedik? Yanlış söylemişim. Ben söyledim, arkadaşlarım da söyledi. Varmış ya. Çadır dağıtılmayınca ben zannettim ki Kızılay'ın depolarında çadır yok. Varmış. Sanıyorum 16. gün müydü Kızılay'ın çadır sattığı? 16, 17, 18. günlerde Kızılay ahbaba çadır satmış. Be vicdansızlar, be Allah'tan korkmazlar. İnsanlar çadır 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 diye inim inim inlerken, deponuzda çadır varken, o çadırları niye beklettiniz? Ne uğruna beklettiniz? Ben de bağırıyorum, diyorum ki Kızılay'ın niye çadır stoğu yok diyorum. Var, çıktı ortaya. Çadır var, gönderilmemiş ya. Yani bu Allah'tan korkmamaktır. Milletten utanmamaktır ya. Bu vicdansızlıktır, bu ahlaksızlıktır arkadaşlar. Hepimizin göz bebeği. Ben hatırlıyorum, ilkokul 5. sınıftaydım. Kızılay kolundaydım. Para toplardık, zarflara koyardık, götürüp öğretmenimize verirdik ya. Şimdi Kızılay'ın 12 tane şirketi var. 12 tane. Holding. Ben niye şirket var da demem de şunu sormak benim hakkım. Kızılay Başkanı 12 şirketten huzur hakkı alıyor mu? Maaş alıyor mu? Soruldu bu. Soruldu. Sayın Kerem Kınık, bir kere de ben sorayım. 12 tane şirketten maaş alıyor musun kardeşim? Çık almıyorum de. Almadım de. Yok. Şirket var, genel müdür var, yönetim kurulu var, huzur hakkı var. Hem de bol bol var. Ama kan yok, çadır yok, seyyar mutfak yok, battaniye yok. Böyle Kızılay olur mu? Böyle bir Kızılay olabilir mi? Şimdi Adana milletvekilimiz Sayın Müzeyyen Şevkin bölgeden yeni geldi. Samandağ'da, Samandağ'ın mahallesinde, kırsal mahallede dedi ki Engin Başkanım, seralar var ya, serayı, domates serasını vatandaş içindeki domates fidelerini ne varsa sökmüş, varsa kilimini sermiş, serada kalıyor. Naylon, nuşamba serada. Yumuşak toprağın üstüne çekmiş, şimdi yağmur var. Allah onlara yardım etsin. Biz çadır yok dedikçe Erdoğan hopluyor. Şimdi Kızılay Başkanı Kerem Kınık, Allah'tan kork, kuldan utan. Bu işte o seranın, Müzeyyen Şevkin'in çektiği fotoğraf arkadaşlar. Fotoğrafın çekildiği tarihi söylüyorum. 6 Mart 2023. Depremden 29 gün sonra. Bugün 31. gün. Bu fotoğraf 2 gün önce çekilmiş. Çadır yok. Hala yok. Erdoğan çatlasan da patlasan da küfür etsen de hakaret etsen de buradan söylüyorum. 6 Mart bu fotoğraf. Serayı bozmuşlar. Önüne kapı yapmışlar. Kapı da değil, açık bırakmışlar. Ve Müzeyyen Hanım'ın ifadesiyle Sayın Milletvekilimizin, burada 20'ye yakın insan kalıyor. Burada. Kerem Kınık, yüzüne gözüne dizine dursun o aldığın paralar. Buraya çadır yolla kardeşim. Bu bir aile değil. Samandağ'dan Pazarcık'a, Nur Dağı'ndan tek tek sayarsak baş olmaz. Malatya'ya her yerde, Pazarcık'ta her yerde bu sorun var. Arsuz'da var, Antakya'da var, İskenderun'da var, Defne'de var, Adıyaman'da var, Gölbaşı'nda var. Bu sorun var. Dün garip bir şey oldu. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde gene böyle bir çadır meselesi oldu. Sayın Elitaş dedi ki, Sayın Elitaş, bu çadır yok diyenler dedi, tıpkı Bursaspor, Amedspor maçında pankart açan provokatörlerle aynı dili kullanıyor. Bunlar provokatör dedi. Pes. Tablo bu. 2 gün önce çekilmiş fotoğraf. Ben kendim gittiğimde Adıyaman merkezde tütün iskelesini nuşamba ile çevirip 33 kişinin kaldığı çadırımsı yerden de seslenmiştim çadır yok diye. Aradan 20 gün geçti. Samandağ'da bu durum bu. Ve AK Parti çadır yok diyenleri provokatör ilan etti. Hadi bizi etti, bizi provokatör etti, terörist etti, her şey etti de. Bu ne ya? Erdoğan, sık sık bölgeye gidiyorsun. Şu Samandağ'ın şu mahallesine bir gidiver. Gidiver. Burada 17-18 kişi nefes almaya çalışıyor. Yaşamaya, barınmaya demiyorum. Burada barınılmaz çünkü. Burada nefes almaya çalışıyorlar. Ve AK Parti kafası çadır isteyenleri Bursaspor, Amedspor maçında pankart açan provokatörlerle aynı dili kullanmakla itham edecek kadar pişkinleşebiliyor. Takdiri yüce millete bırakıyorum. Hakem millet, ülkenin sahibi millet ve 67 gün sonra millet bir karar verecek. Aziz milletimiz bu manzarayı unutmadan karar vermeli. Depremi Türkiye'nin gündeminden düşürmememiz gerekiyor. Yaralar sarılana kadar Türkiye'nin başka bir gündemi yoktur, olamaz. Türkiye'nin gündemi depremdir. Bir garabet daha. Beyefendi bölgeye gitmiş, dünya lideri. Bölgede gezerken bazı çadırları görmüş. NATO'dan gelen, İsviçre veya İsviçre'den gelen, Avrupa'dan gelen çadırları görmüş. Ne demiş? Çok kaliteli demiş. Avrupa'dan gelen çadırlar için çok kaliteli demiş. Bu ne demek? Bizim çadırlar kalitesiz demek. Böyle söylenmese de. Şimdi soralım. Erdoğan'ı AK Parti Türkiye'ye dünya lideri diye pazarlıyor. Dünya lideri. Ve dünya liderinin yönettiği ülke küçücük İsviçre'nin yaptığı kaliteli çadırı yapamıyor. Lanet olsun. Daha bir düşük kalitelisini yapıyorsa da onu da depoda bekletiyor satmak için. Yazıklar olsun. Böyle bir tabloyla da maalesef karşı karşıyayız. Şimdi öneriler çok. Bununla ilgili kısa ve orta ve uzun vadeli öneriler var. Bunların hepsini şimdi belki zamanımız yetmez sayamam ama şunu söyleyeyim. Erdoğan'ın bir sözü var. Eğitim alanındaki zafiyetin hiçbir mazereti olamaz diye. Ve Türkiye'de üniversiteleri kapatmak, Türkiye'de uzun vadede Türkiye'nin aleyhine yapılabilecek, Türkiye'nin zararına yapılabilecek en büyük iştir Erdoğan. Türkiye'nin aleyhine bir karar aldınız. Milli Eğitim Bakanı ile YÖK Başkanı bu konuda kendi aralarında uzlaşmış değil. Biri ayrı telden çalıyor, biri ayrı telden çalıyor. Buradan sesleniyorum. Derhal hiç gecikmeksizin üniversiteleri açacaksınız, açmalısınız.